Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle günah yayınları bu mereng serisi evet, üçgenler gençler Pisagor bağıntısıyla dersimize devam ediyoruz. E, sevgili gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar önceki Pisagor bağıntısı nedir arkadaşlar bunu inceleyelim bir dik üçgende dik kenarların karelerin toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir gençler. Burada hipotenüs dediğimiz uzunluk. Evet bakın dik köşenin karşısındaki buradaki AB uzunluğu yani C kenarı gençler. Bu bağıntıya Pisagor bağıntısı adını veriyoruz. Evet gençler bakın buradaki dik kenarlarımız A ile B'nin kenarı gençler. A ile B'nin karelerin toplamı buradaki C'nin karesine eşittir diyoruz. Bu kuralımıza Pisagor bağıntısı adını veriyoruz gençler. İlk etkinliğimizde devam edelim. 53. etkinlikte gençler aşağıdaki aşağıda dik üçgenlerde verilmeyen kenar uzunlukları bunu izliyor. Gençler burada hipotenüs uzunluğumuz neresi oldu çok önemli. Bakın burada x gençler 90 derecenin karşısında olduğu için hipotenüs uzunluğu gençler x'in değeridir. O halde x'in karesi diğer dik kenarların karelerin toplamına eşittir. Evet bir kenarımız 3 diğeri 4 diyorum. O halde 3'ün ile 4'ün karesinin toplamına eşittir x kare 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Buradan x kare gençler 9, 16 da 25 yapar. x kare 25 ise x'in değeri gençler buradan 5 santimetre olur diyoruz. B'deki üçgenimizde hipotenüsümüz yine gençler bakın buradaki 90 derecenin karşısındaki x'in değeri. Hadi x kare 5 ile 12'nin kareleri toplamına eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesinden x kare eşittir. 5'in karesi 25 12'nin karesi 144 25 ile 144'ü toplarsak x kare 169 demektir. x de gençler buradan kök 169 demektir. Biliyorsunuz kök 169 13'e eşittir gençler. Demek ki x'imizin değeri 13 santimetredir deriz. Devam edelim. C'deki sorumuza bakalım. Evet burada gençler hipotenüsümüz dikkat edersek k açısının karşısındaki 6. O halde x'in karesi ile 2 kök 3'ün karelerin toplamı dik kenarlar x ile 2 kök 3 6'nın karesine eşit olacak gençler. Sen dersen x kare 2 kök 3'ün karesi 2'nin karesi 4 kök 3'ün karesi 3 yapar. 4 kere 3'ten 12. 6'nın karesi de 36. 12 diğer tarafa eksi olarak gönderirsek gençler. x kare buradan 24'e eşittir. E, x kare 24 ise x'in değeri kök 24 demektir. E kök 24'te 4 kere 6 diye düşünürsek 2 kök 6 olarak düzenlenir gençler. O halde x'imizin değeri 2 kök 6 santimetredir diyoruz. E, D'de gençler hipotenüs uzunluğu gençler 90 derecenin karşısındaki x. O x'in karesi 4'ün karesi ile 8'in karesinin toplamına eşittir. Yani gerçi, x kare 16 artı 64'ten X kare buradan 16, 64 daha 80 yapar. X'in değeri de kök 80 demektir. 2 e kök 80'i 16 çarpı 5 gibi düşünürsek 4 kök 5 santimetre olur. X'in değeri diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Gençler burada özel dik üçgenlerimizden bahsedelim öncelikle. Ee, özel dik üçgenler de gençler kenar uzunlukları birer tam sayı olan dik üçgenlerdir bunlar ve en çok kullanılan en çok karşılaşılan özel üçgenlerdir. İlk özel üçgenimiz gençler 3 4 5 üçgeni. Bakın 3 4 5 üçgeni de gençler aynı zamanda 3'ün katı, 4'ün katı ve 5'in katı da birbiriyle orantılıdır diyoruz. Evet, dik kenarlar 3 ve 4 ise, evet hipotenüs de gençler 5 veya bunların katlarıdır gençler. İkinci özel üçgenimiz gençler 5, 12, 13 üçgenimiz var veya bunların katları var. Üçüncü özel üçgenimiz 8, 15, 17 diye. Dördüncü de gençler 7, 24, 25. E sevgili arkadaşlar iki tane de özel üçgen ben ekleyeyim buraya. Bir tane özel üçgeni ekleyelim. Bunları sevgili gençler eğer sorularda bilirsek bizim için zaman anlamında büyük bir kazanç olur gençler. İlk özel üçgenimiz gençler eğer kenarları A A ise yani ikiz kenar dik üçgense o halde hipotenüs uzunluğu gençler A kök 2'dir. Yani bir kenarın kök 2 katıdır. E diğer özel üçgenimiz bir kenarı A diğeri bunun 2 katı ise yani A 2 A gibi ise evet, o halde hipotenüs uzunluğumuz küçük olan kenarın kök 5 katıdır diyelim gençler. Bu da A kök 5 olarak yazılır diyoruz. Evet burada ilk sorumuza bakalım. Evet aşağıda dik üçgenlerde verilmeyen kenarları bunu demiş. Şimdi gençler bakın buradaki AC uzunluğu için 6'yı gördüm 8'i gördüm. Evet hemen gençler 3 4 5 şekli düşünürsem 6 ve 8 gençler bakın 6 3'ün 2 katı 8 4'ün 2 katı. O halde AC uzunluğu buradan 10 olması gerekiyor. Gençler bakın aynı kat olacak hepsi 2 katı olduğu için AC uzunluğu 10'dur. Evet şimdi ACD üçgeninde 10 var, 24 var gençler. Bunları sadeleştirirsem mesela ben 5, 12, 13 üçgeni gibi düşünürsem 10 gençler 5'in 2 katı 14 gençler burada 24, 12'nin 2 katı O halde hipotenüs uzunluğumuzda 13'ün 2 katı 26 olması gerekir. Burada x'in değeri 26 santimetredir. Ne yaptık gençler? 5, 12 13 üçgenlerinden bahsetmiş olduk. Evet, B'deki sorumuzda gençler bakın ABC üçgenine bakıyorum. Öncelikle ABC üçgeninde AC uzunluğu için gençler 8 15 17 üçgeni düşünürsek 8 var gençler bakın burası 15 olması gerekiyor. E, Hipotenüs uzunluğu da 17 olur. 8 15 17. ACD üçgenine bakalım. ACD üçgeninde 15 var, 20 var gençler. Bakın 3 4 5'in katları şeklinde düşünürsem Evet 15 20 gençler. Evet 15 3'ün 5 katı 20 gençler 4'ün 5 katı. Hadi x de gençler burada 5'in 5 katından 25 olur diyoruz. x'imizin değerini 25 olarak bulmuş olduk. Buradan x'i de 25 olarak yazalım. Evet devam ediyorum. C'de gençler öncelikle ABC üçgenine bakmak istiyorum. BC üçgeni diyelim. x'i bulacağız. 15 var 17 var. Gerçi hipotenüs 17 Buradan 8, 15, 17 olarak düşünürsek. O halde 15 var 17 var. X'imizin değeri buradan 8'e eşittir. X 8. E diğer üçgenimiz gençler. D, E, C üçgeni. D, E, C üçgeninde 14 var 48 var gençler. Bunları sadeleştirmiş olsam. Bakın 7. 24 görüyorum. 1'di. E bu özel üçgenimiz 7, 24, 25'ti. 14 gençler 7'nin 2 katı. 48 24'ün 2 katı. Burada 2 katlar var. O halde CD uzunluğu da gençler 25'in 2 katıdır. Yani buradan 50 olur CD uzunluğu. Bizden arkadaşlar Y'yi istemişti. Y için şunun tamamı gençler 50 ise 50'den 15 çıkartırsak y'nin değeri 50 eksi 15, 35 santimetre olur diyoruz y'nin değerini. D'deki sorumuzda gençler bakın bu şekilde arkadaşlar eğer dik yamuk varsa Pisagor mantığına faydalanmak için y'ye paralel bir evet, dik doğru çiziyorum gençler bakın burası şöyle dik üçgen oldu. Burası 24 gençler buraya 24 dedim, 28'den 18'i çıkarsa bakın burası 18'di. Buraya 10 kaldı. O halde ben 5, 12, 13 üçgeni gibi düşünürsem 5'in gerçi 2 katı 10 12'nin 2 katı 24 13'ün 2 katı 26'dır. Gördüğünüz gibi buradan x'in değeri 26 santimetredir. Evet sevgili gençler. x'imiz bu şekilde 26 olarak bulmuş olalım. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıda verilen, aşağıda şekillerde verilmeyen kenar uzunlukları bulunuz demiş. Mesela öncelikle bakın burada ikisi bulunmadan önce EF uzunluğu için 5, 12, 13 üçgeni göreceğim. F, E, H üçgenine bakıyorum. 5, 12, 13 üçgeni görüyoruz. Ama halde gördüğünüz gibi hipotenüs gençler bakın burada EF'dir. EF'nin değeri 13'tür. EF uzunluğu 13 santimetre. D DEF üçgenine bakalım. F üçgeninde Protonüsümüz gençler 13. Evet x'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi. 4 kök 3'ü mutlaka parantezli düşünüyoruz. Eşittir 13'ün karesi olacak. Sen gençler x kare artı 4'ü kök 3 alırsam 16 çarpı 3'ten 48 olur. Kök 48'in karesi de 48 yapar. Eşittir 13'ün karesi 169'du. 48'i diğer tarafa eksi olarak gönderirsem x kare buradan 169'dan 48'i çıkartırsam 121'dir. Buradan da x'in değeri 11 olur diyoruz. X'imizi 11 santimetre olarak bulmuş olduk. Evet sevgili gençler. B'deki sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada AB uzunluğu şöyle düşünelim gençler. Buradaki BD uzunluğun tamamına A dediğimiz düşünelim. Hadi dik üçgende A'nın karesi artı 8'in karesi hipotenüs uzunluğu gençler 8 kök 3'tür. Büyük üçgenliğe. 8 kök 3'ün karesine eşittir. ABD üçgenine baktık gençler. Sanırsam A kare artı 64 8'in karesi gençler. 64 kök 3'ün karesi 3 yapar. İkisini çarparsak 192 yapar. 64'ü karşı tarafa eksi olarak gönderirsem a kare eşittir 192 192'den 64'ü çıkartırsak 128 olur. E buradan da gençler a'nın değeri kök 128 demektir. da 128 gençler. 64 çarpı 2'den 8 kök 2'dir. Evet b dediğini diyelim. Evet gençler. BC'yi bulabilmek için gençler 8 kök 2'den kök 32'yi çıkaracağım. Bunu da 4 kök 2 olarak yazarsam. Hadi BC uzunluğu 8 kök 2 eksi 4 kök 2'den 4 kök 2 olur gençler. Bakın burası 4 kök 2. Şimdi hipotenüsten gençler ABC üçgeninde x'i hipotenüs olarak düşünüyoruz. ABC üçgenine bakalım. Hadi burada x'in karesi. 4 kök 2 ile 8'in karelerinin toplamı eşittir gençler. O halde 4 kök 2'nin karesi artı 8'in karesi diyoruz. x kare gençler 4 kök 2'nin karesi 16 çarpı 2'den gençler 32 demektir. Artı 8'in karesi 64 demektir. Bir düzenlersem gençler x kare 32 64 daha 96 yapar x de buradan kök 96 demektir. Bunu da 16 çarpı 6 olarak düşünürsek 4 kök 6 olur x'in değeri gençler. Buradaki AC uzunluğu 4 kök 6 olur diyoruz. Evet devam edelim gençler bir sonraki sorumuza bakalım. Evet C'deki sorumuza gençler x'i bulmadan önce gençler bakın buradaki ST uzunluğuna bakacağım. Evet buradaki RST üçgenine göre Arkadaşlar RST üçgeninde evet 12 var 20 var. 3 4 5 üçgen olarak düşünürsek. 20 gençler buradan 5'in 4 katıdır. 12 3'ün 4 katıydı. O halde 4'ün 4 katı 16 olacak. Buradaki SG uzunluğumuz. Burası 16 oldu gençler. 16 özür dilerim. 16 ST uzunun tamamı gençler. ST uzun tamamı 16. 16 ise 10 çıkartırsam SG'ye gençler 6 kalır. O halde buradaki RSG üçgeni için 6 var 12 var X var gençler. O halde X'in karesi 6'nın karesi artı 12'nin karesinden gençler X kare 6'nın karesi 36 artı 144. Bu da gençler X kare eşittir 180 yapar. X de buradan kök 180'dir. E, kök 180 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 olur gençler. Buradan x'in değeri. Evet ne demiştim gençler? Eğer iki kenar birbirinin tam katıysa a 2 a gibi ise gençler küçük olan kenarın kök 5 katı olur. Evet hipotenüs uzunluğunu demiştik. Evet f'deki sorumuzda gençler önceki x'imizi bakın buradaki x gençler buradaki yarı çapın evet gençler fazla kısmı. E, şöyle görelim gençler o halde şuraya kadar olan kısım sevgili arkadaşlar. OB uzunluğu için OB uzunluğu bakın OC'ye eşittir diyeceğim. Şöyle öncelikle burası yarı çap olduğu için gençler aynı zamanda OA da 15'tir. 15 9 var. E, hemen 3 4 5 üçgeni aklımıza geliyor. 15 gençler 5'in 3 katı. 9 3'ün 3 katı. O halde ortadaki kenarın 3 katı, 4'ün 3 katı 12 olması gerekir. Buradaki OB uzunluğu gençler şunu tamamı yarı çap Yani 15'te o halde x 15 eksi 12'den x'in değeri 3 santimetre olur diyoruz. 3 cm olarak x'imizin değerini bulmuş oluruz gençler. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen A, B, A ile B, C ile D noktaları arasındaki mesafe en az kaç metredir diye soruyor. Mesela A'daki sorumuzda Öncelikle A ile B arasındaki mesafeyi birleştirelim. En kısa mesafe bu şekilde olur. Bunu da dik üçgeni çevirdiğimizi düşünelim. Bu soruları sorularda gençler dik üçgen olarak yazacağız. Hadi yataydaki uzunluk 20 idi. Bakın burası 20'dir. Burası 10 olduğu için buraya 10 diyorum. Hadi dikey uzunluğumuz 15 oldu. Gençler 3, 4, 5 üçgeni olarak düşünürsem 15 var 20 var gençler. Bakın 15 3'ün 5 katı. 24'ün 5 katı. O halde buradaki AB uzunluğu da 5'in 5 katı olur. Evet 25 olur gerçi AB uzunluğu en kısa olarak diyoruz. Buradan AB uzunluğu 25 santimetredir diyelim. Evet B'deki sorumuza gerçi C ile D'yi birleştiriyoruz. C ile D'yi birleştirelim. Bakın şöyle. Bunu da dik üçgene çevirelim. Yatay dik uzunluk gençler 15'ti. 15'ten 9 çıkartırsam burası 6'dır. 4 olduğu için 4'ü taşıdım. O halde dikey uzunluk gençler 8. Pisagor bağıntısından gençler 3 4 5 gibi düşünürsek 6 var, 8 var. 6 8 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı, O halde 5'in 2 katından 10 olur gençler. Buradan C'de uzunluğu diyoruz. 10 cm olarak C'de uzunluğunu yazmış olduk. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde gençler de kalan sorularla dersimize devam edeceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.